Sultan Çelebi, 1. Mehmet Han. Çelebi Sultan Mehmet, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş göğüslüydü. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini de çekerdi. Padişahlığı müddetince bizzat 24 muharebede bulunmuş ve 40'a yakın yara almıştı. Başında kullanmış olduğu sarık, altın işlemeli kavuğu ile gayet güzel görünürdü. İçi kürklü ve yakası dik olan kaftan kullanırdı. Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti aynı zamanda Hristiyan tebaasına karşı da gösterirdi. Çelebi Sultan Mehmet tahsilini Bursa Sarayı'nda tamamladı. Daha sonra babası tarafından Amasya Sancağı'na vali tayin edildi. Valiliği sırasında da devlet işlerini öğrendi. Çelebi Sultan Mehmet'e bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu gözüyle bakılabilir. Onun uzun müddet ve başarıyla yapmış olduğu mücadeleyi kısaca şöyle sıralayabiliriz. Evvela Anadolu'nun birliği için kardeşleriyle mücadele etti. 1410 senesinde Süleyman Çelebi'yi, 1413 senesinde de Musa Çelebi'yi tasfiye ederek birliği sağladı. Osmanlı tahtında yalnız kalınca ilk işi etrafındaki beylikleri itaati altına almaya girişmek oldu. 1414'te Karaman'a sefer yaptı ve Karaman Bey'ini esir aldı. Ona bir daha Müslümanlara zararım dokunmayacak diye yemin ettirdikten sonra serbest bıraktı. Candar Beyliğini de hakimiyeti altına aldı. 1415'te Venediklerle ilk deniz savaşı yapıldı. 1416 ve 1417 senelerinde Avrupa'ya akınlar düzenledi. Büyük zaferler kazanıldı. 1419'da Tuna Nehri tekrar geçildi. 1420'de Eflak Voyvodası bir harpte öldürüldü. Yerine kardeşi tayin edildi. Candar Beyliği ise tamamen Osmanlı topraklarına katıldı. 1420'de Şeyh Bedrettin diye birisi bugünkü komünizmin temel şartlarına çok benzeyen fikirlerle ortaya çıktı. İslami ilimleri de çok iyi bilen bu şey birçok fakir fukarayı sizi zengin yapacağı vaadiyle gayrimüslimleri ise sizin dininiz de haktır diyerek etrafında topladı. Birçok yerlerde mühim tahribatlar yaptı. Sonunda yanındakiler dağılıp kendisi yakalandı ve mahkeme edildi. Mahkemede suçunu itiraf ederek idam ettirilmesini bizzat kendisi istedi ve idam edildi. Timur'un yanından döndüğünü söyleyen bir şehzade ile daha önce mücadele edip onu da saf dışı yaptı. 1421 yılında 32 yaşındayken Edirne'de vefat etti. Naaşı Bursa'ya getirilerek Yeşil Türbe'ye defnedildi. Allah rahmet eylesin. Çelebi Sultan Mehmet vefat edeceği sırada Bayezid Paşa'yı yanına çağırdı ve ona ''Halef olarak yerime oğlum Murat'ı tayin ettim. Bana karşı göstermiş olduğun itaat ve sadakati ona karşı da göster. Derhal Murat'ı buraya getirmenizi istiyorum. Zira ben artık bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden önce emri hak vaki olursa Murat gelinceye kadar sakın ölümümü kimseye duyurmayın.'' Şehzade Murat henüz Amasya'da iken Çelebi Sultan Mehmet 26 Mayıs 1421'de vefat etti. Padişahlar arasında ilk defa vefatı gizlenen zat kendisi olmuştur. Erkek çocukları Mustafa Çelebi, 2. Murat, Ahmet, Yusuf, Mahmut. Kızları Fatma ve Selçuk Hatun.